Evet sevgili izleyiciler, kısa bir aradan sonra tekrar birinci günde sizlerle birlikteyiz. AK Parti Kayseri Milletvekilimiz Yaşar Kara ile ülke gündemini değerlendiriyoruz. Daha çok 17 Aralık'taki yaşanan olayı değerlendirdik. Yine bu alanda 2-3 tane bağlantılı sorumuz kaldı. Ondan sonra yerel gündeme geçeceğiz. Yerel gündemde de birçok izleyicimiz bana mesaj atıyor. Onların sorularına da Sayın Vekilimizi artık konuşturabildiğimiz kadar, ipucu alabildiğimiz kadar almaya çalışacağız. Ama bakalım ilerleyen süre içerisinde adayların son durumuyla ilgili sizlere de sıcak bilgiler vermeye çalışacağız. Efendim şimdi 17 Aralık olayını çok geniş bir şekilde değerlendirdiniz ama birkaç soru var, onu da mutlaka sormamız gerekiyor. Özellikle operasyonu yürüten savcılarla, savcıyla ilgili Sayın Zekeriya Öz biliyorsunuz bundan önceki Ergenekonlu işte Şike olayında falan çok ciddi anlamda Türkiye'de ön plana çıkmış. Sayın Başbakan da o dönemde işte muhalefet eleştirirken Başbakan da ciddi anlamda desteğini alan bir savcı. Ama daha sonra bugün gelinen süreçte ise Sayın Savcı'yla ilgili de Sayın Başbakanımıza mevcut iktidar partisinin ciddi anlamda eleştirisini alıyor. Şimdi iki böyle denklem açıklama var. Sizce savcı doğru mu yaptı? O zaman farklı, bu zaman farklı mı bir kararlar uyguluyor? Şimdi arkadaşlar, hukuk herkese adalet dağıtan sistem içerisinde hepimize lazım olan bir iş. Eğer bir yerde adaletsizlik varsa o ülkede huzur olmaz. Yani öyle veya böyle hepimize hukuk lazım, adalet lazım. Bunu yani millet adına, devlet adına iş yapanlar, işlem görenler, savcılar, hakimler bunlar da çok daha titiz davranırlar. Hiç kimseye, hiçbir savcı suçu olmadan suç isnat edemez. Ederse onun da amirleri var, onun da kurulları ve kurumları var. Şikayet edilmesi halinde gereğini yaparlar. Onun için hiç kimseye bir savcı suç isnat ederek, olmayan bir suçu isnat ederek insanları itibar kaybına sebep veremez. Yani o insanları tutuklayamaz. Onları da suç isnat ederek mahkemeye sevk edemez. Mahkemelerde suçu olmayan, tetik etmedikleri ve kuvvetli deliller de olmadıkça hiçbir insanı yani mahkum etmezler, edemezler. Ederlerse de hukuksuzluk yapmış olurlar. Hem mesleğine hem temsil ettikleri milleti de ihanet etmiş olurlar. Böyle bir şey söz konusu olamaz. Bu savcılar adı kim olursa olsun, ister öz olsun ister öz olmasın. Adı ne olursa olsun. Bu insanlar yaptıkları iş ve işlemleri devlet adına yaparken, hukuk adına yaparken mutlaka inceleyip sık dokumaları gerekir. Geçmiş dönemlerde askerlere karşı yaparlarken iyiydi, şimdi yaparlarken kötü diye bir şey söz konusu olmaz bizim açımızdan. Eğer işlerini düzgün yapıyorlarsa, yaptıkları işler hakka, hukuka, adalete ve insan haklarına uygunsa ve bu işle ilgili de gerçekten objektif davranıyorlarsa, yani tarafsız ve yansız yapıyorlarsa, bağımsız şekilde bu işleri götürebiliyorlarsa, başımızın üzerinde yeri var. Ama telkinlere açık, bir yerlerden telkin alıyor. Kendi inanç ve kanaatlerini belli işlerin içine sokarak bazı işler yapıyorlarsa, yani bunları doğru bulmayız. Doğru olmadığını da zaten söylüyoruz. Bunlarla ilgili kim bu işlere tevessül eder, bu işlerle ilgilenirse mutlaka foyası ortaya çıkar. Çıkanlarla ilgili de kurullar ve kurumlar hem yürütme hem de yasama bu işle ilgili neyse elinden gelen tedbirleri alırlar. Yani Yani şu onun an için bu ismini verdiğiniz savcıyla ilgili geçmiş dönemdeki yaptıkları doğruysa, yani ben o dönemdeki yapılan işler şimdi başbakana anlatılan şeylerle ilgili eğer delil üretilmişse, bir haksız şekilde ülkeye ve devlete hizmet etmiş olan insanlar yani belli kanaatlerden dolayı eğer delil üretilerek mahkum ilan edilmişse bundan daha büyük haksızlık olmaz. Bunun mutlaka giderilmesi doğrudur. Ama mahkumiyeti kesinleşmiş insanlar için yeniden bir hukuk oluşturmanın yolu o da ancak bizim hukuk sistemimizde bellidir. Ya çok güçlü delillerin olması gerekir veya yeni delillerin bulunması gerekir. Ancak o şartlar altında bir iş yeniden yargılamaya tevessül edilebilir. Siz kişi veya kişilere özel hukuk yapamazsınız. Eğer çıkaracağınız kanun umuma teşmildir ve bundan herkes istifade eder. Siz geçmiş dönemde diyelim ki mahkum olanlar eğer bunlarla ilgili bir işlem yaparsanız da ondan önceki her türlü suçtan mahkum olanlar için ne yapacaksınız? Onun için hukuk sistemi yani bozulamaz, hukuk sistemi yani yargılama usulü neyse ona göre yapılabilir.
Yani burada tutukluluk hali uzun sürenler için, tutuklulukla ilgili yani Anayasa Mahkememizin vermiş olduğu yani bu tutukluluk süreleri uzun olmuştur. Bunlar doğru değildir. Yani ben özetleyerek söylüyorum. Malindeki kararına istinaden mahkemeler şu anda daha önceden millet oylarıyla seçilmiş, ister Cumhuriyet Halk Partisi'nin ister BDP'den seçilmiş olan milletvekillerini hüküm almadıklarını için mahkemeler onları serbest bıraktılar. Sadece MHP milletvekili alan mahkum olduğu için onunla ilgili eğer yeni bir yargılama sistemi olursa ancak. Bir çalışma var sanırım herhalde. Yani, ama işte meclisteki çalışma neticesini de göreceğiz. Yani umuma teşmil edilebilecek bir iş mi olacak? Yani özel hukuk olmayacağına göre, kişilere uygulanabilir bir kanun çıkarılamayacağına göre onunla ilgili hazırlık geldiği zaman zaten görülecek. Yine o soruşturmayı yürüten savcının işte ismi zikretmek istemediğim için söylüyorum. Adliye çıkışında bildiri dağıtmasını nasıl görüyorsunuz, nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir de son dönemde bu yaşanan olayları işte yargı, yürütme işte Doğan Bey, bu bildiri falan deyince aklıma benim öğrencilik yıllarım geliyor Allah aşkına. Biz de yani öğrencilik yıllarımızda düşünce ve kanaatlerimizi belirtmek için bildiriler basıyorduk. Üniversitelerin öğrencilerinde arkadaşlarımızı yani koruyup kollamak için, tabiri caizse fikirlerimizi açıklamak için üniversitelerin kapısında bildiri dağıtıyorum. Ne zamandan beri Türkiye'de adliyenin kapısında savcılar bildiri dağıtmaya başladı? Böyle bir şey olabilir mi? Dünyanın hiçbir ülkesinde böyle bir şey olmaz. Türkiye'de de asla olmaması gerekir. Bu savcı nasıl bir savcıdır ki? Yani kararlarıyla konuşması gerekirken bildirisiyle konuşuyor. Ama bilinç üzerine gelindiği için böyle bir şey yapma gerekiyor. Kardeşim gerekir. Üzerine gelindiyse senin üzerine gelenler kimlerse bunlarla ilgili üst amirlerin var ve hukuk sistemi var, yargı sistemi var. Şikayet edersin ve gerekli tedbirleri ona göre alırsın. Böyle bir şey var mı? Sonra onun bildirisine dayanarak HES'e kadar çıkıyor, bir bildiri yayınlıyor. Bir açıklama yapıyor. Bununla ilgili karar alıyor. HES'e demek Hakim ve Savcılar Yüksek Kurulu. Bunlar savcıların ve hakimlerin özlük haklarını, tayin ve terfilerini, yani Türkiye'deki adalet sisteminin nasıl işleyeceğiyle ilgili, yani kimin nereye gideceğine karar veren, bunlarla ilgili dokümanları hazırlayan bir merci, bir kurul. Nasıl oluyor da yani sen bir işle ilgili, bir mahkemenin veya bir savcının kararıyla ilgili kanaat açıklıyorsun, böyle bir bildiri yayınlıyorsun. Bu hakkı nereden alıyorsun? Hukuktan mı alıyorsun? Anayasadan mı alıyorsun? Kendi iş hizmetinden mi alıyorsun? Böyle bir şey yok. Yani tamamen korsan bir iş. Yani böyle bir kurul, böyle bir korsanlığı niye yapar, nasıl yapar? Anlaşılır bir şey değil. Onun için tepki gösteriyor tüm millet. Biz de onun için tepki gösteriyoruz kardeşim. Böyle bir şey olabilir mi ya? Yani bunlar yanlış işlerdir. Kim yaparsa yapsın. İster biz yapalım, hukuk sistemimize zarar verecek bir davranış içinde bulunalım. İsterse bunu hakimler, savcılar veya savcılar kurulu yapsın. Hiç fark etmez. Arkadaş, herkes haddini bilecek, hakkını bilecek. Hukuk karşısında herkesin eşit olduğunu bilecek ve hukuk sisteminin dışına çıkmayacak. Yani o zaman bu anlattıklarınızın hepsi ilk bölümde de Adalet ve Kalkınma Partisi'ni yıpratmaya yönelik ya da iktidardan indirmeye yönelik oyunun bir parçası mı olmuş oluyor? Kardeşim, yani hakimlere, yargı mensuplarına hiç kimse telkinde bulunamaz. Yani hiç kimse bunlara emir veremez. Bunlar millet adına karar verirler. Hukuk sistemi içinde karar verirler. Kendilerine verilen yetkileri kullanırlar. Vicdani kanaatlerini konuştururlar. Hakimler ve savcılar kararlarıyla konuşur. Militanlıklarıyla değil. Kimsenin bu ülkede görevinden dolayı militanlık yapmaya hakkı yok. Nasıl rüşvet yemeye hakkı yoksa, bu ülkenin hak ve hukukuna zarar vermeye hakkı yoksa, kardeşim hiç kimsenin de böyle militanlık yapmaya, hukuk sisteminin dışına çıkarak iş yapmaya hak ve yetkisi yoktur. Bunu yapanlar hakkında da hem yürütme hem de yasama gereğini yapar. Anladım. Peki efendim, partiden bu süreç içerisinde istifalar oldu. Bunları nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani olabilir. Bu arkadaşlar diyelim ki kendi mensubiyetlerini öne çıkarabilirler. Hakan Şükür dediğiniz arkadaşın ismi gündeme geldiği için. Yani Hakan'ı rahatsız edecek bir durum partide yok. Kendisini milletvekili yapan bu parti. Eğer kendi gücü varsa bir insanın bağımsız aday olur, seçilir gelir. Yani kimsenin söyleyecek bir şey olmaz. Diğer istifa eden arkadaşlara baktığımız zaman bir kurul, bir partinin bir parti disiplini vardır. Kurulları vardır, kuralları vardır. Eğer siz bunlara uyduğunuz müddetçe o markanın altında bulunursunuz, o bayrağın altında bulunursunuz. Eğer bunların kurallarına uymayacaksanız,
Bunların kurullarının dediklerini yapmayacaksanız, kendi bildiğinizi yapacaksanız o zaman kardeşim siz yani bu kurallara uymayan adamsınız. O zaman parti gereğini yapacak. Diyelim ki bakan olacaksınız siz. Bu ülkede diyelim ki Tayyip Erdoğan Bey'le birlikte İmam Hatip'te beraber okuyacaksınız. Arkasından siz kaymakam olacaksınız. Arkadaşlığınız sürecek, dostluğunuz sürecek. Arkasından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olacak Sayın Başbakan. Onun en yakın çalışma arkadaşı olacaksınız. Genel sekreter yardımcısı yapacaksınız. Bütün sosyal işler size bağlı olacak. Arkasından parti kuracak. Partinin kurucusu olacaksınız. Ve bununla birlikte partinin 2 veya 3 numaralı adamı olacaksınız. Partinin genel sekreterliğini yapacaksınız. Bakanlık koltuğuna oturacaksınız. Türkiye'nin en önemli bakanlıklarından birisi olacak. İçişleri Bakanı olacaksınız. Evet. Ve ondan sonra siz Ordu Belediye Başkanlığı'na aday adayı olma girişimleriniz olacak. Sizi değil de parti başka bir arkadaşı, başka bir milletvekili, Ordu milletvekilini tercih ettiği için küseceksiniz, kırılacaksınız ve nefsinize uyacaksınız ve istifa edeceksiniz. Bu doğrusunu benim fıtratıma yakıştıramadığım bir iştir ama o bakan arkadaşımız, milletvekili arkadaşımız kendine yakıştırdı. Ne yapalım şimdi? Efendim yani, özellikle Sayın Başbakan'ın baş danışmanlarından Yalçın Akdağ'ın bir tweet'i vardı. Özellikle Ergenekon olayında da yine bir kumpas kurulduğu yönünde bir tweet atmıştı. Yanlış hatırlamıyorsam, diyor mu Cem Bey? Evet, doğru. Bu süreçten sonra işte Türkiye Barolar Birliği Başkanı Sayın Başbakanımızla görüştü. Süreç birden hızlandı. Tekrar yargılanma yoluna belki gidecek ama siz o dönemde de Darbeler Araştırma Komisyonu Başkanlığı'nı yaptığınız, çok önemli bir görev yaptınız. Türkiye adına gerçekten çok yoğun çaba sarf ettiğiniz bir süreçten sonra o zaman darbe girişiminde bulunuldu denilen adamlar şimdi kumpas kurulduğu gibi açıklamalar var. Yani siz de yine yanlış hatırlamıyorsam yine geçtiğimiz gün bir açıklamanız vardı. Her dönem darbe girişimi içerisinde bulunanlar var gibi yönünde olanlar oldu diye. Bu olayları özetleyecek olur isek nasıl görmek gerekiyor? Yani sizce paşalara bir kumpas mı kuruldu yoksa her dönem böyle darbeciler çıkabilir mi? Şimdi bak programımızın birinci bölümünde büyük fotoğrafa baktığımız zaman, evet, o büyük fotoğraftaki genel analizlere baktığımız zaman Türkiye önemli bir ülkedir. Bu önemli ülkenin Osmanlı bakiyesi olmuş olması, imparatorluk bakiyesi olması dışarıdaki güçleri her zaman teyakkuzda tutmuştur. Yani eğer bu millet yeniden ayağa kalkar, dirilir, kendi imkanlar içerisinde kendi kendine yeten bir devlet olur, emperyalistlerden ve etrafta bulunan ülkelerden yani destek almadan kendi hayatiyetini sürdürürse bu bizim başımıza ileride sıkıntı çıkarabilir. Bu ülkenin mutlaka kontrol edilebilir ve biz ne kadar oksijen verirsek o kadar oksijen alabilir ve yaşamasını da ona göre standart hale getirelim anlayışı her zaman vardır. Onun için bu ülkenin ayaklarının üstünde dimdik durması gerekir. Bunun durmasının tek yolu da demokrasimizi güçlendirmek, insan haklarımızı güçlendirmek, içimizdeki terör belasından kurtulmak, şeffaf bir yönetimle, gerçekten hür basınla, kucaklaşarak, milletle devleti kucaklaştırarak, barış ortamı içerisinde büyüyerek bir yere varabiliriz. Bunu vardığımız zaman işte bu sizin söylediğiniz darbe girişimleri bu tip demokrasiyle idare edilen ülkelerde olmaz. Eğer bir ülkede darbeden söz ediliyor, bu tip darbeci girişimler silahlı veya silahsız güçler tarafından eğer öyle veya böyle bir yolla bir darbe girişiminden söz ediyorsak ya bir ülkenin siyasetine yön vermek isteyenler, toplum mühendisliğine yönelmek isteyenler, bunu yapmak isteyenler, içeriden veya dışarıdan destekli güçler eğer böyle bir iş yapıyorsa bunun adı örtülü bir darbe girişimidir. Yani ekonomiye zarar verme girişimidir. Bu örtülü darbe her zaman bu milletin başının belası olmuştur. Bu beladan kurtulmanın tek yolu millet iradesine sahip çıkmaktır. Millet iradesine sahip çıkmanın yolu sağ salim seçimlerde sandıktan iktidarı çıkartmaktır. Bu millet AK Parti'yi sandıktan çıkartmıştır. Sandıkta iktidar olmuştur. Eğer AK Parti kusurlu bir parti ise, devletine ve milletine zarar veren bir parti ise millet iradesi sandıkta tecelli eder. AK Parti'yi alaşağı ederler. Bunun yerine diğer muhalefet partilerini kim istiyorsa millet onu devleti idare etmeye memur eder, mamur eder. Onlar da bu işi yaparlar. Ama şu anda AK Parti bu milletin en güçlü temsilcilerinin oluşturduğu bir partidir. Ve millet iradesine AK Parti zarar verecek hiçbir davranış içinde değildir.
Bu millet iradesini hakkıyla temsil etmek istiyoruz. Ettiğimize inanıyoruz ve bu inşallah sandığa kadar bu milleti sağ salim götüreceğiz. Sandıktan da yerel yönetimlerde birinci parti olarak çıkacağız ve en güçlü parti olarak çıkacağız. İnşallah oyumuzu artırarak çıkacağız. Ve bu yapılan hem muhalefetin hem de dışarıdan gelen bütün telkinlere açık. Kim olursa olsun bu telkinleri de yıkarak inşallah millet iradesini daha güçlü bir şekilde devlete hakim kılacağız ve bu bizim vazgeçilmez umdelerimizden birisidir. Bunu da kesinlikle yapacağız. Efendim son 15 gündür yaşanan olaylar Adalet ve Kalkınma Partisi'nin oy oranında bir kaybı söz konusu mu? Yaptırdınız mı? Bir kamuoyu anketi öyle bir şey. Destek olsun hemen söyleyeyim. Bugün bazı internet sitelerinde yaptığımda haberlere de baktığımızda bilmiyorum siz takip ettiniz mi? Adalet ve Kalkınma Partisi'nin işte oylarının düşüşte olduğu yönünde haberler, anketler var. Katılıyor musunuz? Bunlar çok çıkacak bu haberler. Bu haberler daha çok çıkacak. Bu yani ne diyelim hem dış güçlerin hem de içerideki bu tip uzantılarının AK Parti eriyor, AK Parti gidiyor, AK Parti yerel yönetimlerde şuralarda böyle olacak, şöyle olacak. Neyse bu tip haberlere çok rastlayacağız. Ben bunlara çok fazla itibar etmiyorum. Bizim yaptırdığımız anketler var. Genel merkez her 15 günde bir bu işleri mercek altına alıyor ve anketler yapılıyor. 17 Aralık'tan önceki anketler de var. 17 Aralık'tan sonraki anketler de var. Bu anketlere baktığımız zaman çok ufak sapmaların dışında bir oy kaybına falan rastladığımız gözükmüyor. Yani bunlar bizim seçmenimiz, yani bu işte duyarlı olan seçmenimiz çok daha kenetlenmiştir, çok daha bir araya gelmiştir. Eskiden belki yani şahsı beğenmeyen, öyle veya böyle yüz eskimesinden kaynaklanan düşüncesi olan insanlar bile bu tip demokrasiye zarar verici bu tip hareketlerden sonra tamamen yani daha kenetlenmiştir. Bizim seçmenimiz, AK Parti seçmeni çok daha diri ve güçlü olarak partisine ve iktidara sahip çıkmaktadır. Zaten Kayseri'de de bunu pazar günü gördük. Yani millet artık uyandı. Eskiden olduğu gibi bir tane radyoyu işgal edeceksiniz. Bir tane televizyon TRT'nin başına geçeceksiniz ve darbe yapacaksınız. Şeffaf toplumlarda artık bu dönemler geçmiştir. Herkes her şeyi sorguluyor. Doğru mu söylüyorsunuz, yalan mı söylüyorsunuz, yanlış mı yapıyorsunuz? Bunların hepsi sorgulanıyor. Şu anda AK Parti'nin sorgulanması da gayet tabidir. Çünkü 12 yıla yakın bir zamandır iktidardadır. Sorgulanıyor ama şu anda bu sorgulamaların hepsine baktığımız zaman cevabını veremeyeceğimiz çok şükür hiçbir şeyimiz yok. Alnımız ak, hizmetlerimiz ortada. Milletle bütünleşmiş bir şekilde hem darbecilere karşı mücadele ediyoruz hem de emperyalistlere karşı mücadele ediyoruz. Hak, devletimizin ve milletimizin hak ve menfaatlerini koruyoruz. Korumaya da devam edeceğiz. Biz hiçbir yere yani hak etmeden bir yere gelmiş değiliz. Tayyip Erdoğan 15 yaşından itibaren bu işlerle uğraşmaktadır. Sayın Cumhurbaşkanımız da dahil olmak üzere tüm bu işin mücadelesini veren arkadaşlar, millet ve devlet menfaati için çırpınan insanlar, buraların hep geliş yerleri hepsi hak ederek gelmişlerdir. Kimse kimseye bulunduğu bir yeri al gel sen kardeşim burada otur diye vermez. Eğer bu millet bize kendisini temsil etme yetkisi vermiş ve iradesini temsil bize emanet etmişse biz bu emaneti hakkıyla koruyacağız ve milletin emanetine asla hıyanet etmeyeceğiz ve zeval getirmeyeceğiz. Doğan Bey. Efendim yine bu olaylarla ilintili olarak özellikle emniyet teşkilatında birçok kademelerde değişiklikler oldu. Hatta şöyle bir şey de Kayseri'de de bu anlamda Kayseri'de de değişiklik yaşandı. İstanbul'da daha fazla işte Ankara'da değişik illerde oluyor. Eğer müdahale olmasaydı Türkiye'nin değişik illerinde eş zamanlı operasyonlarla bir anlamda Adalet ve Kalkınma Partisi'ni yıpratmaya yönelik işte operasyonlarının olacağı söyleniyor. Bununla ilgili neler söylemek istersiniz? Söyleniyor diye bunun yani delilleri ortaya çıktı. Şu anda mesela eğer müdahale edilmeseydi Türkiye'yi bir kaosa mı götürecekler? İkinci merhale dedikleri, ikinci adım dedikleri Varan bir diye tweet atan gazeteciler vardı. Varan bir yarın Salı günü Varan 2 geliyor, ayağınızı denge alın, göreceğiz sizin halinizi diyen tweetler vardı. Bunu yap atanlar ortada. Evet. Yani eğer başbakan direkt bu işlere yani ne olup ne bittiğini gördü, anladı ve bununla ilgili de emniyet müdürü de dahil olmak üzere gerekli tedbirleri aldılar. Şimdi düşünün siz 42 tane müteahhit, iş adamı, Türkiye'nin tabiri caizse ekonomisine yön veren İşletmelerin sahipleri 42 tane insanın tutuklanmasıyla ilgili bunların şirketlerine operasyon yapacaksınız ve mal varlıktan el koyacaksınız. Kim bunlar? Bir, bunlar olan adamlara bak. Şu anda en büyük havalanı
İstanbul'daki havaalanını yapan müteahhitler. Evet. İki, köprüyü yapanlar. Köprüyü yapan müteahhitler. Üç, Marmara'yı yapan müteahhitler. Dört, otobanı yapan müteahhitler. İzmit Körfezi'ni, geçişini yapan müteahhitler. Savunma sanayinde iş yapan büyük müteahhitler. Bununla ilgili alt alta yazılı. Kim bunlar? Mesela İslam dünyasıyla iş ilişkisi bulunan büyük iş adamları. Yani tüketim mallarıyla iştigal eden insanlar. Kardeşim, bu adamlar, ya her birisi ayrı bir iş bunların. Yani şimdi bakınız, havaalanın inşaatıyla ilgili devletin bir kuruşu yok. Devlet bir kuruş harcamıyor. 70 milyarlık bir iş bu. Evet. Devletin bir kuruşu yok. Devlet işe yaramaz arazilerini, Karadeniz'in kenarındaki eski kömür ocakları, her birisi bir gölet haline gelmiş, hiçbir işe yaramayan toprakları, dedi ki kardeşim buraya ben havaalanı yapacağım. Yani normalinde size alanı teslim edeceğim. Buraya havaalanı yapacaksınız. Bunu işte televizyonlar yayınladı. Açık ihaleyle bunlarla ilgili, açık artırmayla bunların hepsi sağlandı. Bu insanlar da 70 milyar lira artı KDV vererek buranın ihalesini aldılar. Devletin 1 lirası yok bunun içerisinde Cem Bey. Yap işletle burayı veriyorsunuz. Evet, evet. Adamlar yapacaklar, işletecekler, para kazanacaklar, KDV'sini de siz ödeyecekler. Siz yani anlaştığınız süre sonunda havaalanına sahip olacaksınız. Bir kuruşunuz yok. Bu adam yurt dışından kredi almış. Bankalardan kredi almış, sözleşmelerini yapmış ve işe başlıyor. Bu adamın neresinde yolsuzluk var? Özel sektör yolsuzluk yapar mı? Doğan Bey, siz bir televizyon idare ediyorsunuz. Burada bir yolsuzluk olsa siz müsaade eder misiniz? Asla. Özel sektör niye yolsuzluk yapsın kendi işinde? Ha, ihaleye fesat karıştırma işi varsa kardeşim, burası zaten aleni yapıldı. Televizyonlar önünde yapıldı. Onlarca şirket girdi, gruplar girdi. Birisinin en fazla artırdığı için bunlara verdi devlet. Bunun neresinde yani? Ne çıkabilir ki? Ne çıkar? Varsa de ki şuran filan yerde şu var kardeşim de. Bunların hepsi yani. Şimdi Boğaz Köprüsü yapılıyor. Boğaz Köprüsü de yap işlet kardeşim ya. Burada devletin bir kuruşu yok. Devlet sadece yan yollarını yapacak, oraların ihalesiyle kendisi yapıyor. Burada da sözleşmesi olan var, dış kredi getiren insanlar var. Peki sen bunları yaparsan, bu adamlar yolsuzluk yapıyor diye bu adamları tutuklar, bu adamların mal varlıklarını el korsan, bu adamlar bankalardan sözleşme yapmışlar, kredi getiriyorlar, devletin bir kuruş burada parası yok, özel sektör kendisi yapıyor, yap işletme almışsın. Yani bunun nereye sığdıracağız bunları? Yani bu operasyon neresine sığacak Doğan Bey bunlar? Bunlar bu ülkenin işte itibarına ve ekonomisine zarar veren büyük kötülükler bunlardır. Bunlar gibi alt alta sıralayabiliriz bütün işleri. Bu yapılan işlerle ilgili dediniz ya biraz önce 100 milyar nasıl kaybedildi. Bu kadar itibar kaybına sebep olacak iş olursa bu 100 milyar değil 200-300 milyar da kaybedersin. Niye? 70 milyarlık havalanını kim yapar sana gelirdi? Bir daha nasıl satacaksınız siz o kadar büyük parayı oraya? Yani bunları yapanlar yani bu ülkeye çok büyük zarar vermişlerdir. Herkesin aklını başına devşirmesi gerekir. Ve bu millete ve bu devlete böyle bir zarar verecek anlayıştan kendilerini kurtarması gerekir. Biz yani hukukun hakkını verecek, devlet adına, millet adına bu işlerin hakkını verebilecek gerçek hukukçulara saygı duyuyoruz. Yoksa böyle militanlık yapıp kapının önünde bildiri dağıtıp arkasından özel şirketlerin imkanlarıyla bir yerlere kayak yapmaya gideceksiniz. Başka işler peşinde olacaksınız. İş takibi yapacaksınız, işinizi takip, yani sizin söylediğiniz işleri vermeyeceği için de Fatih Belediye Başkanı'nı tutuklatmaya uğraşacaksınız, onu gözaltına alacaksınız. Bunları kimse yemiyor. Ve bunları yaparken de mensubiyetinizi öne çıkararak bunları yaptığınızı söylüyorsunuz. Hem cemaatleri kötülüyorsunuz hem de milleti sıkıntıya sokuyorsunuz. Bunu asla yapmamalılar. Yani bu işte kanaat sahibi olanlar, kanaat önderleri de bunları iyi inceleyip, doğrusu bunları iyi analiz etmesi lazım. Biz duadan yanayız. Onun için milletten yanayız, memleketten yanayız. Efendim, son olarak bu Hatay'da çevrilen tırla ilgili özellikle işte aranırdı, aranmazdı, işte İHA'nın yardım tırıydı falan gibi sözlerle ön plana çıktı. Bu olayı nasıl değerlendirdiniz? Kardeşim, İHA bir yardım kuruluşu daha önceden kaç tır göndereceğini ilan etti. Bu yaptığı işte 3-4-5 tır. Devlet sırrı falan gibi böyle bir şey var kardeşim, mı? Devlet sırrı diyorsa ben başbakanın yani bakanın söylediğine inanırım. Devlet diyorsa sırdır. O zaman sırdır kardeşim ya. Yani bu bir sivil toplum kuruluşuna ait bir şey değil. Yani herhangi bir şey olduğu da yok ortada.
Devlet diyorsa ki bana ait mal kardeşim, devlete aittir. Yani burada bir çatışma ortamı yok mu? Yani sinekten yağ çıkartmaya çalışan muhalefetin, biraz önce dediğin gibi dershane içerisinden işte bu elmayı armudu karıştırarak operasyon yapma işinden, bu tır işini de yani tekrar başka manipülasyon işi yapıp oradan da kendilerine AK Parti'ye zarar verecek bir şey çıkartabilir miyiz? 4 gün önce Mavi Marmara'ya aynı şeyi söylüyordu, evet. Onlar ortaya çıkınca. Evet. Efendim isterseniz yerel gündeme geçelim. Yerel gündemde özellikle geçtiğimiz pazar günü Sayın Başbakanımıza destek mitingi yapıldı. Arkadaşlarımızdan da sevgili genel yönetmenimizden de rica edelim. Meydanda yapılan o destek mitinginden de görüntüleri kullanır ise mitingle ilgili Sayın Başbakanımıza verilen destek mitingi aynı zamanda Türkiye'de ilk yapılan bir destek mitingi oldu değil mi? Yani evet. Değişik bir anlamda. Tabii havaalanlarda falan Sayın Başbakanımız karşılandı ama böyle el ele tutuşarak uzun bir kuyruklar oluşturulması. Bu anlamda neler söylersiniz? Kayseri'nin bu tür örnek davranışları ya da çıkışlarını nasıl görmek lazım? Sivil toplum kuruluşlarımız bir aktivite yapmak istemişler. Doğrusu da bu aktivitenin biçiminde bir miting şeklinde değil, daha çok gönül birliği, el birliği yaparak, el ele tutuşarak, yani iktidara, millet iradesini temsil eden insanlara, başbakanımıza destek olmak noktasında kanaatler ortaya çıkmış. Bununla ilgili de pazar günü doğrusu güzel bir toplantı yaptılar. Bu toplantıda kendi kanaatlerini açıkladılar ve millet de bu işe teveccüh gösterdi. İl başkanımız 34 kilometrede de biz de öyle geçtik ama sanki evet, öyle bir şey. Doğrusu yani Kayseri'nin bir ucundan öbür ucu daha fazladır. Yani dünyaya götürdünüz o zaman siz de. Yok o kadar değil yani. Kayseri bu normalinde siz ambardan tutun. Yani normal. Ambarda başlamadık ama. Anladım ama yani neticede insanlar evlerinden çıktılar. Herkes soğuklardı. Destek vardı. Destekler illa yani kilometre. Metralı bölgede geliyor. İnanmayan metralı bölgesi. Evet. Ama yani genel anlamda şimdi arkadaşlarımız da kullanıyorlar. Görüldük gerçekten organize eden sivil toplum örgütlerini tebrik etmek, kutlamak gerekiyor. İyi hazırlanılmış. Bence özellikle yazılarda çok ilginç yazılar, detaylar vardı. Sayın işte özellikle Büyükşehir Belediye Başkanımız, Koca Sinan Belediye Başkanımız, AK Parti İl Başkanımız Sayın Ömer Dengiz, İsmail Tamer Bey ve sizler oradaydınız. Vatandaşın orada size söylediği sözler, yani orada çok, spontane çok gelişen doğrusu, sözler. Çok dua eden hanım kardeşlerimiz gördüm. Beyefendiler, hacı babaları gördüm. Allah bizim ömrümüzden alsın, Tayyip Bey'e versin. Aman biz memnunuz yavrum, bu istikrarı bozdurmayın, biz geçmişte çok çektik diyen büyüklerimizin böyle göz yaşartıcı lafları oldu. Hanım kardeşlerimizin çok güzel Türk evet, bayraklarıyla falan. Evet. Doğrusu yani Kayseri'ye yakışır bir toplantı oldu. Organizasyon bakımından ilk defa böyle şeyler yapıldığı için ufak tefek belki eksiklikleri olabilir ama milletin spontane gelişen bir iş, milletin kendi iradesiyle sokağa çıkması ve bu işe destek vermesi evet, önemli bir destektir. Çok önemsiyoruz bu özellikle. Sayın Başbakanımızın bakın çocuklarını evet, değil mi? Evet, yani çocuklar özellikle Sayın Başbakanımızın maskelerini takmışlar. Ellerinde kendi yazdıkları pankartlarla caddelerde. Yani bu dik dur eğilme millet senin de sloganıyla güzel bir toplantı oldu. Kayseri ilklerin yapıldığı bir güzel şehrimiz. Tüm Kayseri'li hemşehrilerime ayrıca hem katkılarından, katılımlarından ve böyle gösterişli bir toplantı yaptıkları için de hem yapanlara hem de katılanlara ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Yani vatandaş bu 17 Aralık'ta yaşanan olumsuzluğa kesinlikle itibar etmiyor diyorsunuz. Yani farkına varıyor vatandaş. Hem itibar etmiyor. Yani bu büyük oyunu da çözdü evet, bu oyunu vatandaş bozuyor. Vatandaş bunun bir emperyalist oyun olduğunu, içeride bu işin uzantılarının olduğunu, yani bunu silahsız kuvvetlerle ve sivil toplum kuruluşlarıyla bu işin yapılmak istendiğinin farkında vatandaşımız. Onun için de dimdik ayaktalar ve Türkiye'nin dört bir tarafında şimdi bu işleri örnek almışlar, yapıyorlar. Herhalde her pazar günü bundan sonra seçimlere kadar bu tip şeyler göreceğiz. Yani bunun öncülüğünde Kayseri yaptı. Evet. Yani her zamanki gibi Sayın Başbakanımızın sanıyorum ulaştı bu Kayseri'deki organizasyon. Yani bilgiler dakika Sayın Başbakanımız konudan haberdar edildi ve genel son derecede mutlu oldular. Evet, bu sanıyorum bundan sonraki diğer illerde de bakalım Kayseri'nin bu örnek davranışı nasıl yansıyacak, fotoğrafı görmek lazım. Şimdi efendim görüntüyü alalım arkadaşlar. Özellikle yerel gündemde denince
birçok ilçede aday olan isimler devam mesaj atıyorlar. Yani siz şimdi ne diyorsunuz Doğan Bey? Şimdi isimler... Şu belediye başkan adaylarını açıkla, isim ver, ne ilçelerde yani, kimler var, bakalım diyorum. Onları ver, biz de yarın manşetten verelim ve rahatlayalım, kurtulalım. Ama seçime şurada bir şey kalmıyor. Cem Bey biz de işimize yani. Bakalım diyor değil mi? Kim aday ol, kim değil. Var mı efendim netleşen isimler? Netleşmeyen ismi yok. Niye niçin açıklamıyorsunuz? Hayır, paylaşılacak dedi, netleşmeyen dedi. İsimleri biz bilmiyoruz. Yoksa paylaşmamak diye bir şey yok. Bizim... Burada fonksiyon, özellikle sayın milletvekillerinin konumu nedir? Tamamen Adalet ve Kalkınma Partisi'nin genel merkezi nezdinde mi yapılıyor? Bu bir komisyon mu var? Şimdi şöyle, bu işin süreci nasıl çalışıyor aday belirleme? Daha önce bildiğiniz gibi, programlarınızı da paylaştığımız gibi teşkilat yoklaması yapıldı. Aday olanların içerisinde kimler istersiniz diye teşkilatlar kanaatlerini belirledi ve bunlarla ilgili bilgilerin hepsi genel merkezde tüm Türkiye açısından toparlandı. Hangi il konuşuluyorsa o ille ilgili oradaki dokümanlar hazırlanıyor, dosyalanıyor. Ondan sonra milletvekillerinin ön kanaatlerini aldılar. Daha sonra bunlarla ilgili genel merkez anketler yaptırdı. Hem il teşkilatımız yaptırdı hem genel merkez anketler yaptırdı öne çıkan arkadaşlarla ilgili. Her yerde yani 10-15 tane olan yerimizde de var, 2-3 tane olan yerlerimizde var. Bunlarla ilgili hepsi anketler şu anda Başbakanımızın bilgisi dahilinde dosyalanmış vaziyette. Üst kurul son bir haftadır İstanbul'da çalışıyor. Sayın Başbakanımız yurt dışı seyahatinden Perşembe günü herhalde dönecekler. Döndükleri zaman Perşembe, Cuma yani o günler içerisinde çalışacaklar. Büyük ihtimalle önümüzdeki cumartesi günü büyük illerin ilçe adaylarının büyük bir kısmı açıklanabilir. Yani öyle zaten genel merkezden aldığımız izlenimler de öyle. Şimdi yani bazı illerin, bazı ilçelerinin mesela açıklamaya başladılar. Yani bir araya geldikleri özellikle Doğu Anadolu bölgesindeki bazı illerimizin ilçelerinin belediye başkanlıklarını yavaş yavaş yani kesinleşenlerini açıklıyorlar. Bizimkiler de büyük ihtimalle özellikle büyük şehirlerin ilçelerini Başbakanımız döndükten sonra. O zaman cumartesi diyebilir miyiz? Büyük ihtimalle cumartesi günü eğer yetiştirebilirlerse açıklanır. Peki özellikle Develi yani bunlardan en çok dikkat çeken ilçelere baktığımızda Talas yaklaşık en fazla aday adaylığı konusunda ciddi anlamda talep olan, patlama olan ilçelerden bir 11 tanesi. 11 tane herhalde şeyde. 11 mi 14 mi? 11 12. 12, 12, 12. 12 tane adayı var. Mevcut başkanın da ben burada hakkını teslim etmek gerekiyor. Belki sizin konuşmanın siyasi olabilir, değerlendirme yapmaya gerekiyor. Rıfat Bey sevdiğimiz, bildiğimiz 10 yıldır da hizmet eden, Talas'ın da elini yüzünü düzelten, yani fevkalade güzel hizmetler yapan bir arkadaşımız. Yani şu anda kimsenin Rıfat Bey'e söyleyecek, yani iyilikten başka söyleyeceği bir şey yok. Ama bu neticede bir yarıştır, parti kanaatleridir, teşkilat kanaatleridir. Yani orada öne çıkan arkadaşlar var. Yani doğrusu bunlardan birisi de Rıfat Bey. Yani onun emeği geçmiş bir arkadaşımızdır. Teşkilatta onun ne yaptığını biliyor ama genel merkez tabii bütün bu anketlerin hepsini milletvekillerimizin kanaatleri de dahil olmak üzere tüm aday adaylarıyla ilgili sordular. Onlar da beyan olarak, yazılı olarak zaten genel merkeze sundular. Bunların içerisinde mutlaka yani birisi bir koltuğa bir kişi oturacak. Evet. Yani burada evet siz de söylediniz Rıfat Bey gerçekten iki dönem üst üste kazanmış. Talas'ın tarihine baktığımızda üst üste kazanan tek belediye başkanı şu anki görüntüye göre ama tabii ki yaşanan süreç, gelişmeler, anketler, işte genel merkezin yaptığı çalışmalar nasıl bir sonuç verecek? Önümüzdeki süreçte yani orada göreceğiz. Mesela eski ilçe başkanımız aday. Daha önce belediye başkanlığı yapmış bir arkadaşımız aday. Evet, yani sanıyorum. Orada mesela Saadettin Aydın Bey İl Genel Meclisi Başkanlığımızı yaptı, yapmaya devam ediyor. O aday adaylarımızdan birisi. Mustafa Palancıoğlu Bey müracaat olarak... ilçede de bizim yani, yaptığımız anketlerde de özellikle sorularda da vatandaş da tanımıyor. Mustafa Palancıoğlu Bey, Mustafa Bey kırılmasın ama Talas halkında bizim yaptığımız röportajlarda mevcut adayların isimlerini sorduğumuzda en fazla özellikle son dönemde adı ön plana çıktığı için söylemek istiyorum. Mustafa Bey'i tanıyan yok Palancıoğlu'na. Bunların hepsinin değerlendirmesini genel merkez yapacaktır. Doğru olan işte bu hassasiyet olarak da inceleyip sık dokuyorlar. Yanlış bir iş yapılmasın diye de genel merkez bunlarla ilgili gerekli analizleri yapıyor. En iyi adayla nasıl çıkılacaksa genel merkez buna karar verir. Hacılar'da Ekrem Baktır'ın ismi geçiyor. Şimdi orada Ekrem Baktır Bey'le şey var. Ahmet Erdem. Ahmet Bey zaten şu andaki belediye başkanımız ama orada ilçe başkanımız da var. Hüdayi Bey.
Yani ikisinden birisi olur. Peki o zaman Felahiye'de özellikle çok İhsan Burakçı'nın Doğan Aktaş, yanlış hatırlamıyorsam. Vural Bey var orada. Bizim bana gelen mesajlardan okuyorum. Belki yanlış da yazılmış olabilir. Yani orada mesela şey var, bizim Toraman Belediye Başkanımız da adaylar içerisinde var. 4-5 kişi arkadaş var. Evet. Bunlardan anketler neticesinde işte biraz önce söylediğimiz gibi hangisi öne çıkarsa. Akkış'ta da falan. Akkış'ta da orada da mesela 4-5 tane bir bayan arkadaşımız da aday. Eski Talas Nüfus Müdürü Ali Bey, daha önceden de bizim adayımızdı. Ali Ergül Bey o aday. Bir de orada Mehmet Şahan mıydı? Yok, Mehmet Bozkurt Bey. O da adaylarından birisi. Ve bunların içinde anketlerde öne çıkan hangisi ise, teşkilat hangisini daha çok önemsiyorsa, yani o noktada bir karar verir. İncesu'da Zekeriya Bey ile ilgili. Zekeriya Bey yani şu anda başkanımız. Zekeriya Bey de çok özür diliyorum. Gerçekten Talas'la ilgili neler söylediysem aynısını İncesu'yla da ilgili söyleme gereğini duyuyorum. Çünkü ben orada birkaç program yaptım. Halkın da yaptığımız görüşlerde, röportajlarda Zekeriya Bey'e inanılmaz bir destek var. İncesu'nun da çehresini değiştirdi. Zekeriya Bey orada belediye başkanı olmadan önce başka bir İncesu vardı. Şimdi başka bir İncesu var. Zekeriya Bey sevdiğimiz, saydığımız, çalışkan, dürüst, yumuşak huylu, gülen bir arkadaşımız. Yani seveni sevmeyeni herkesin olabilir. Mutlaka ama yani bizim neticede yapılan anketler neticesinde tabii ki bir adım önde gözüküyor. Koca Sinan. Çok böyle merakla bekliyorum. Koca Sinan'da Bekir abi ikna edebildiniz mi? Bizim ikna etmemize gerek yok. Bekir Bey ikna edebilir. Peki başbakanımız bir telefon açtığı takdirde ne olur? Ya şöyle söyleyeyim bak. Her işin bir sahibi vardır. Yani partinin yani normalinde istişareleri sonunda tabii ki başbakan karar veriyor. Bekir Bey devam edecek derse buna söylenecek kimsenin bir şey yok. Bekir Bey devam eder. Zaten başkanımız. Ama onun dışında birisiyle devam edilmesini arzu ediliyoruz. Bekir Bey de yani kendine yakışır abiliğini her zaman gösterdi. Burada da diyor ki ben 20 yıl aşkın zamandır belediye başkanlığı yapıyorum. Yetişmiş partide insanlar var. Bu işi bilen arkadaşlarımız da var. Yetiştiler. Yani onlardan birisinin olmasını ben tercih ederim. Ama bir denge Bekir Yıldız Kayseri'de de. Ya dengeliğine Bekir Yıldız'ın kaybedecek falan bir tarafı yok. Yok doğru söylüyorsun yani ama. Yani Bekir Bey yani dün nasıl Bekir Yıldız'sa yarın da öyle Bekir Yıldız. Yani huyunu, kanaatini, yani hareket tarzını değiştirecek bir arkadaşımız değil, belediye başkanımız değil. Benim 40 yıllık yani arkadaşım, aile dostum, yani huyunu suyunu bildiğim bir insan. Allah hayırlı ömürler versin. Yani belediye başkanlığından dolayı da bir birlikteliğimiz yok. Yani dava arkadaşlığımız var, kader birliğimiz var. Bekir Bey usulü erkanı bilen adamdır. Onun için de neyi ne zaman yapacağını iyi karar verir. Örnekte bir davranış gösteriyor aslında. Evet. Ben yokum yeter artık, gençlerin önüne açmamız lazım diyerek de bir anlamda gençlere de fırsat doğurmuş oldu. Koca Sinan'da yanlış hatırlamıyorsam Murat Cahit Cıngı, İsmail Ruhlu Kürtüncü Bey var. Mustafa Çelik. Kürtçü. Mustafa Çelik Bey var. İsmi geçiyor. Doğru söylüyor. Burada Mustafa Çelik'in ismi daha çok bir an çıkıyor gibi. Müracaat sahipleri bir İsmail Bey'in müracaatı var. Diğer arkadaşlarımızın da isimleri öne çıkan isimler. Bu isimlerin içerisinde genel merkez birisine karar verecek. Yani ben bir dördüncü isim bilmiyorum doğrusu. Yani burada o zaman en rahatı Memduh Büyükılıç. Oraya aday için herhangi bir müracaat da yok değil mi? Memduh Bey milletvekilliği yapmış. Uzun dönemdir de belediye başkanlığı yapan. Çalışkan bir insan. Yani şu anda belki doktorluk mesleğinden çok belediyeciliği yapan, onu öğrenen, hizmette eden bir insan. Şimdi kendini halkın da içinde yaşıyor. Doğrusu, gerçekten yani, manava gidiyorsunuz. Atom karınca gibi gece gündüz gayret ediyor, çalışıyor. Yani eğer çalışkan bir insan varsa, çalışıyorsa ve başarılıysa yani söylenince ona teşekkür etmek lazım. Yani ne diyeceğiz? Onun dışında çok fazla ipucu vermiyorsunuz ama hafta sonu hepsi netleşir diyebilir miyiz? Ben doğrusu şimdi benim Başkanı Ömer Dengiz'in bir yerden özellikle Melik Gazi Koca Sinan gibi sürpriz bir adaylığı söz konusu olabilir mi? Ya il başkanımız bu hizmet eden bir arkadaşımız. Yani genel merkezin takdiri eğer o yönde olursa yani hepimizin saygı duyması gerekir. Ömer Bey yani belediye başkanlığını hak etmiş bir arkadaşımız ama kendisinin herhangi bir talebi yok, müracaatı yok ama genel merkez Korsa'da yani hakkıdır. Ona da söz yok. Ona da söz yok. Hakkıdır gerçekten de yapabilecek kabiliyette, karakterde ve bilgide bir insan. Yani Ömer Bey'in il başkanlığımızı yapan bir insan niye belediye başkanlığımızı yapmaz?
Şimdi özellikle Tomarza'da da mesaj var. Sayın Milletvekili neden Tomarza'yı konuşmuyor? Tomarza'da öne çıkan isim kim diye mesaj var. Yani doğrusu, Tomarza'da Tomarza'da diğer ilçelerimiz gibi yani aday, orada da herhalde 5 tane aday adayımız. Mevcut başkan evet. Fahrettin Bey var. Fahrettin Bey var. Orada ilçe başkanımız var. Geçen dönem istifa etmeden önceki Mehmet Bal Bey var. Turgut Koç Bey var. Orada benim de köylüm olan arkadaşımız var. Yani bunların hepsi, bir arkadaşımız daha var orada doğrusu. Bunların hepsi hakkını kullanarak aday olmuşlar işte. Diyelim ki bunların içerisinden birisine nasip olacak. Yani neticede bunlar... Abi Tomarza'yı açıklayın, bir torpil yapalım orada. Öne çıkan ben, isim var mı? Yani benim Tomarza doğumda olmam, Tomarza yani bir ayrıcalık tanımam manasına gelmez. Ama doğrusu anketlerden hangisi öne çıkarsa... Orada da öne çıkan arkadaşlarımız var doğrusu işte bu saydıklarım. Hangisi anketlerden öne çıkıyorsa, teşkilat yoklamasından çıkmışlarsa, milletvekillerinin kanaatleri içerisinde hangisi öne çıkmışsa o noktada genel merkezde bir kanaat. Milletvekillerinin bir kanaat notu var tabii değil mi? Var. Var. Herkes yani bunlar şöyle herkese ayrı ayrı sorularak yani kapalı zarf içerisinde genel merkeze teslim edilmiş kanaatler bunlar. Onları sadece başbakan biliyor. Kimsenin de bilmesi. Temayül yoklamasından Kayseri'de kim birinci çıktı Sayın Karay? Yani doğrusu temayül ipucu verim var. Temayül yoklaması her ilçeyle ilgili ayrı ayrı yani herkes kanaat belirttiği için her ilçenin yani kim olduğu teşkilat. Teşkilat ağırlıklıdır onlar. Evet. Dışarıdan aday olan arkadaşlarımızla ilgili çok fazla öne çıkan olmaz. Daha çok teşkilat ağırlıklı yoklamaların neticeleri. Develi'de kaç aday var efendim? Develi'de tam sayısını bilmiyorum ama herhalde 9 civarında. 9 mu? Talas'ta Develi zaten en fazla evet, talep en fazla olan herhalde. 11 Talas, 9 Develi diye Sana hatırlıyorum. Sayın yanlış hatırlamıyorsam bir genel müdürün ismi ön plana çıkıyor. Mevcut başkan da var. Yo, Recep Bey orada 10 yıldır hizmet eden bir arkadaşımız. Recep Bey'in yani Develi'ye katkıları belli. Onun dışında eski ilçe başkanımız İbrahim Güçlü Bey aday. Biz burada ağırladık Sayın Erdal Uralı. Evet ya o herkes de elinde çok güzel projelerle çok çıkıyor. Çok güzel yani. Projeler var. Evet doğru yani söylüyorsunuz. Evet çok da güzel yani projeler var. Yani orada diye daha önceden ilçe belediye ilçe başkanlığımıza aday olmuş arkadaşlara. Orada kıymetli arkadaşlarımız var ama neticede yani anketler yapıldı. İki kere Develi'de anket yapıldı. Adayları açıklamadınız ama görüyoruz ki özellikle siz Kayseri'de olduğunuz hiç boş durmuyorsunuz. Sanki adaylar yok. Adayların boşluğunu sen milletvekilleri dolduruyor gibi devamlı ziyaretler, geziler, halkın içindesiniz. Yani şöyle AK Parti olarak, teşkilat olarak çok diri bir teşkilatımız var. Her gün programları var. İlçelerde de arkadaşlar boş durmuyor. Bugün mesela doğum evine gittik. Sonra hanım kollarımızın 2014 yıllık bazı şeyleri vardı. Yönetim kurulu toplantıları. Çok doğrusu doyurucu ve güzel bir toplantı oldu. Çok katıldığıma da ayrıca memnun oldum. Çünkü hanım kardeşlerimizin soruları vardı. Ben doğrusu o kadar çok kapsamlı soruların olacağını beklemiyordum. Ama çok doyurucu ve kapsamlı sorular sordular. Çok da mutlu oldum doğrusu. Yani bu anlamda, ülke meselelerine sahip çıkıyorlar. Yani Kayseri'nin meselelerine sahipler. Yani önerileri var. Yani nelerin yapılmasına dair teklifleri var. Bunlar bizi de mutlu ediyor doğrusu. Peki güzel. Yaklaşan yerel seçimler öncesi henüz adaylar belli değil ama nasıl bir seçim özellikle Adalet ve Kalkınma Partisi çalışması içerisinde olacak. Seçimlerde hedef nedir? Şimdi doğrusu bu bir yerel. Çok farklı bir çıkışta evet, çalışma olacak mı? Yerel bir seçim bu. Yerel yönetimler olunca şimdi bir de Büyükşehir İnternant Yasası çıktı biliyorsunuz. Her taraf Büyükşehir'in evet. kapsamı içerisinde alındı. Artık köy yok, mahalle var. Büyükşehir Belediye Başkanımız bu işlerle çok kapsamlı bir çalışma yapmış doğrusu. Her ilçeye göre ayrı programlar yapmışlar. Şu anda da hangi ilçeye ne zaman gideceğine dair programları hazır. Onları da ilçe başkanlarına tebliğ ettiler. Ve o programlar doğrultusunda Büyükşehir Belediye Başkanımız bizler eğer burada olursak ve meclis çalışmalarından fırsat bulabilirsek bizler de iştirak edeceğiz. Şu anda Büyükşehir Belediye Başkanımız bütün ilçeler ve köylerle ilgili tespitler yaptırmış, heyetler kurmuş her ilçeyle ilgili. O ilçede neler eksik? Hangi işlerin yapılması lazım? Özellikle en acil yapılması gereken iş nedir? Köylerde mesela altyapı hizmetlerinin eksikleri nedir? Su mudur, yol mudur, kanalizasyon mudur, iletişim midir? Bunlarla ilgili tek tek bütün tespitler dosyalanmış. İlçeler ve ilçelere bağlı köyler olarak. Bunlar tabii çok önemli tespitler. Şimdi gidince neyiniz eksik demeyeceğiz. Yani büyükşehir olarak veya bu seçim çalışmalarında. Kimin neyi eksikse, eksiklerin hepsi şu anda elimizde.
özel idarenin yapmış olduğu güzel hizmetler var. Yani emeği geçen bütün arkadaşlara ve valilik çalışan arkadaşlara teşekkür ediyoruz. Onlardan arta kalan eğer eksikler var ise o eksikleri de yani böylece tespit ediyorlar ve bu tespitler doğrultusunda yapacaklar. Develi'nin diyelim ki kaç tane köyü var, Tomarza'nın kaç tane köyü var. En çok köyümüz Pınarbaşı'nda var. 118'e yakın orada mezra ve köylerimiz var. Bunların hepsi hangi tip eksikleri varsa onlar şu anda tespit edilmiş durumda. Yani böyle büyükşehirin imkanlarını mesela Sayın Büyükşehir Belediye Başkanı dedi ki ilk dönemde bu dönemde yani bütçenin %10'unu oraya harcayacağız ama ben dedi daha fazlasını %20'sini buralara harcayacağım. Çünkü bir anda yani büyük, iyi ki büyükşehire bağlandık. İyi ki yani büyükşehir hizmetleri geldi. İletişimi, ulaşımı diyelim ki itfaiyesi, suyu, kanalizasyonu yani artık o dertlerin hepsini KASKİ üstlenmiş olacak. İtfaiyeyi büyükşehir üstlenmiş olacak. Ana arterleri, köylerin yollarını büyükşehir yapmış olacak. Bunlar tabii bir tespitle, iyi bir çalışma, iyi bir dosyalamayla pat diye hemen girip projelendirerek yapacağınız işte. Şu anda büyükşehirde çok iyi bir teknikeye çalışıyor. 15 Ocak'ta sanırım Büyükşehir Belediye Başkanı basın toplantısı yapacak ve hangi projeleri, büyük projelerin Kayseri için, Interland için neler yapacaklarını orada açıklayacak. Adaylarla ilgili de o zamana kadar açıklanmış olur sanırım. Peki efendim hızlı tren. Evet. Doğan Bey şey yapıyor. Hızlı trenle ilgili şimdi bakıyoruz Ankara-İstanbul arası 3 saate inecek artık son aşamaya gelinmiş. Kayseri buradan istediği yatırımı alamadı mı? Ne oldu hızlı tren efendim? Cem Bey bu Kayseri'de çok konuştuğumuz ve konuşulan bir konu. Ama Kayseri hızlı trene nasıl kavuşacak? Yani bunu sorguladığımız zaman mutlaka Kayseri'nin şu anda Yerköy'e kadar gelen yani Ankara, evet. Kırıkkale, Yozgat, Sivas, Erzincan, Erzurum, Ağrı hattına gidecek olan hızlı tren projesinde Yerköy Kayseri arasında 139 kilometrelik. Kılçık hat belki de, evet, değil mi efendim? Evet, kılçık hat olacak. Evet. Yani burası aşağı yukarı 139 kilometre çift hatlı bir yer. Aşağı yukarı 500 milyon euroluk bir projeden bahsediyoruz. Eğer bu ana hat yapılmadan Kayseri'ye böyle bir hızlı tren projesini başlatmanın ve bitirmiş olmanın Kayseri'ye, ekonomimize veya böyle bir hızlı trene ihtiyacını nereye gideceğiz biz yani? Diyelim ki yaptık. Yerköy'e kadar ulaştık ama yani gidecek yer yok. Gidecek yer yok. Onun için mutlaka Ankara, Kırıkkale yani Yozgat hattının bitirilmesi gerekir. Şu anda Sivas-Yozgat hattının büyük bir kısmı yapılıyor. İhale edildi, yapılmaya devam ediyor. Bir taraftan da en zor proje Ankara-Kırıkkale arasındaki kısımdı. Elma Dağı geçişindeki o derenin içerisindeki aşağı yukarı 9 kilometrelik alanda hem viyadük hem de tünel geçişleri var. Buraların ihalesini Devlet Demir Yolları yeni yaptı. Burası aşağı en erken bir yıl. Mücbir sebepler göz önünde bulunabilir büyük ihtimalle. En az 1,5-2 yıl sürecek bir iş. O Elma Dağı bitmeden Kırıkkale'ye nasıl gelecek tren? Önce o tarafların tamamı. Yani öncelikle ana arterin, ana yolun, demir yolunun bitmiş olması gerekir. Bunun oralarla ilgili Devlet Demir Yolları sadece herhalde bir parçası kaldı ihale edilmedik yer. Orası da Kırıkkale arasındaki yani orada 3-4 parçaya böldüler yeri. Kırıkkale ile Elma Dağı arasındaki alanın yapımı ihalesi var. Bunlar da bittikten sonra sıra bizim işimize geliyor. Biz bununla ilgili Sayın Cumhurbaşkanımızı bilgilendirdik. Kendileri de talimat verdiler. Bakanları bilgilendirdik. En son geldiğimiz noktada dediler ki buralar zaten belli bir aşamaya geliyor yavaş yavaş. YPK kararına bağlayalım ve burayı da için alacağız. Ali Babacan Bey'in söylediği dedi ki diğer üç oradan geçen Kırıkkale, Yozgat, Sivas, Erzincan'da dahil hepsinin dedi ekonomilerini toplasak Kayseri ekonomisi kadar eder. Doğru. Onun için Kayseri'ye mutlaka dedi bu işle ilgili hızlı tren projesi yapılacak. YPK kararına bağlayacağız denildi. YPK kararıyla ilgili biz bürokratik işlemlerin takibiyle uğraşıyoruz. Bir sıkıntımız yok. Ama dediğim gibi ana arterin, ana yolun bitmiş olması Kayseri'nin. Biraz sabır o halde. Yani biraz sabır lazım. Ha bu iki yıl önce söylediklerimizde biraz çelişki içerisinde benim bu söylediklerim. İki yıl önce diyorduk ki bu zaman içerisinde inşallah olur. Ama neticede bizim elimizde değil. Evet. Yani bir ihale iptal edildiği zaman bu
Elmadağ geçişi ikinci kere iptal edildi. Yani her ihalenin iptal edilmesi demek aşağı yukarı 6 ay demek. 6 ay alıyor çünkü yeniden ihale edeceksiniz. Evet. İşte 45 gün inceleme süresi var. Bununla ilgili değerlendirme süresi var. Adama yer teslimi lazım. Dosyaların incelemesi lazım. Yani ihale işlerini bilen arkadaşlarımız bilir bunu. Yani bu elde olmayan sebeplerle geciken işlemler. Ama bir de bunların hepsi öz kaynakla yapılan işler ve çok büyük maliyetli projeler. Devletin bütçesinden para harcayarak bunları yapıyorsunuz. Ya harcarken de yaparken de herkes inceleyip sık dokuyor. Efendim özellikle yayın masasından yukarıdan arıyorlar. Pınarbaşı ile ilgili sayın milletvekilimiz bir şeyler söylemedi. Aday adaylar konusunda. Siz sormadınız diyor. Ben söylemedim. Evet doğru söylüyor sayın milletvekilim. Pınarbaşı'na özellikle ilçelerden çok fazla ciddi anlamda izlenen bir kanal olduğu için Pınarbaşı ile de ilgili orada bizim unuttuğumuz ilçeler varsa lütfen var. Siz de söyleyin. Hak geçmesin. Olur hayır yani orada öne çıkan arkadaşlarımız Dünyanlar, var. Evet doğru. Pınarbaşı bizim önemsediğimiz ve önemli ilçelerimizden birisi. Orada ilçe başkanımız aday adayı. Orada bir albay emekli arkadaşımız var. Kenan Bey herhalde. O aday adayı. Orada 4 tane adayımız var. Yani bunlar içerisinde anket yaptırıyoruz. O noktada da ankette öne çıkan isimler kimse onun da yolumuza devam edeceğiz. Yani orada da bir sıkıntımız yok. Bünyan'la ilgili de Bünyan'da da zannediyorum 7-8 tane adayımız var. Orada da öne çıkan arkadaşlarımız var. Anketlerin neticesinde. Orada da Şinasi Bey Teoman Bey de. Teoman Bey var, Şinasi Bey var. Yani ismini bir hanım arkadaşımız var. Orada da adaylarımız, yani kıymetli insanlar var. Orada daha önce elektrik dairesinde orada çalışmış arkadaşlarımız var. Yani orada bunlar kim istiyorsa Bünyan'la orada soruyoruz. Daha çok oy alacağımız, gerçekten hizmet edebileceğine inandığımız kim olursa onunla devam edeceğiz. Yani biz burada adam seçmiyoruz. Yani biz kaliteli adam olsun istiyoruz ama önemli olan oradaki ilçelerimizdeki insanlar belediye başkanını seçecek. Biz sadece yani onları gözetim altında bulunduruyoruz, bakıyoruz. Hangisiyle yola gidersek daha çok oy alırız. Biz onun gayretindeyiz. Ama oyu verecek olan ilçede yaşayan insanlarımız, mahallelerimizde yaşayan insanlarımız. Onun dışında işte aynen sarı olan var, Akkışlı'da var. Söyledik. Söyledik. Felahiye var ve Özvatan var, Yeşilisar var. Yani İncesu'yu konuştuk. Buralarda da aynı söylediğimiz şeyler. Süreç geçer. Aynı diyorsunuz. Süreç aynı. Temayülle ve yoklamalarda. Yani diyelim ki Yeşilisar, yani bu taraftan Yeşilisar bakarsak orada da öne çıkan arkadaşlarımız var. Eski ilçe başkanımız var. Daha önce belediye başkanlığı yapmış olan arkadaşımız var. Yani burada da bu tarafa geçtiğimiz zaman işte her yerde söyledik. Yani Özvatan'da da arkadaşlar. Yahyalı'da herhalde Esat Bey biraz daha önemli. Yahyalı'da da Mehmet, mevcut başkanımız var Mehmet Bey. O var. Yani Esat Bey burada belediye başkan yardımcılığı yaparak mevcut başkan da yanlış hatırlamıyorsam ciddi anlamda hizmetler ettiler. Altyapıya çok hizmet ettiğinden Mehmet çok gözükmediğini söylüyor. Mehmet Bey'e teşekkürden başka kimsenin söyleyeceği bir şey yok. Mehmet Bey kibar bir insan. Doğrusu çok nazik, çalıştı. Evet. Çok çalıştı. Şimdi Yahyalı'ya da çok büyük hizmetler oldu. Yani öne çıkan arkadaşlarımızdan birisi yani hangisine nasip olursa inşallah onunla yolumuza devam edeceğiz. Efendim son olarak yaklaşık 2 saattir birlikteyiz. Kayseri özellikle 2014'te devletten beklediği yatırımlar alacak mı? Yarım kalan hizmetler tamamlanacak mı? Neler söylemek istersiniz? Şimdi bizim takip ettiğimiz ve önemsediğimiz projelerimizin içerisinde ulaşım hizmetlerimiz önemli. Bizim şu anda yani yeni proje olarak söyleyeceğimiz şu anda Kayseri'nin ana çıkış güzergahında olan Boğaz Köprü'deki köprülerimiz miadını doldurdu. Evet. Çok eski köprülerdi. Onların projelerini yaptırdık. İhalesi yapıldı. Yer teslimi yapıldı. Nisan ayı içerisinde seçimlerden sonra köprüleri kapatacağız. İnşallah yıl sonuna kadar da orayı 3 şeritli olarak tekrar o köprülerimizi yapacağız. Bu yıl içerisinde Garipsu'nun oradaki köprülü kavşağı bitirmiş olacağız. Garipsu'ya kadar olan kısım sıcak asfalt olarak tamamlanmış olacak. Niğde istikametine devam ettireceğiz. Güney çevre yolumuzun eksik kalan 200 metrelik bir orada istimlak problemi olan vatandaş razı olmadığı mahkeme yoluyla istimlak edilecek bir durum var. Orayı da tamamlamış olacağız ve böylece Güney çevre yolu Kayseri'nin ana ulaşım yollarından birisi olacak. Oraya İncesu'ya bizim organize sanayi bölgesine bağlanmış olacak ve aynı zamanda İncesu organize sanayiye bağlanmış olacak. Bu önemsiyoruz onu. Nevşehir istikametinden gelenler ve güneyden gelenler hiçbir ışığa rastlamadan
Yani oradan geçişini sağlamış olacaklar. O da iyi bir hizmet olacak. Bu taraftaki Malatya yolu istikametindeki sıcak asfalt çalışmalarımız devam ediyor. Temennimiz bu yıl sonuna kadar, 2014 yılı sonuna kadar eğer bir ekonomik sıkıntı çıkmaz ise Keskin'e kadar olan sıcak asfaltını karayolları programı içerisinde ihaleler büyük bir kısmı yapıldı. Onlar da tamamlanmış olacak. Yani bizim Ankara, Kayseri, Kayseri-Sivas, Kayseri-Niğde, Kayseri-Yozgat istikametindeki bütün ana yollarımızın hepsi sıcak asfalta kavuşmuş olacak. Bunun dışında havaalanın genişletme çalışması var. Onunla ilgili milletvekili arkadaşlarımızla beraber takip ediyoruz. Onda o da bir... Havaalanın Himmetdere tarafında bir yere taşınması söz konusu olmuştur. Yok, öyle bir şey şu anda söz konusu değil. Bu havaalanı Kayseri'ye en az 10-15 yıl yetecek durumda. Ondan sonraki dönemlerde eğer büyük bir havaalanı, bölge havaalanı lazımsa o zaman düşünülebilecek şey. Önce öyle bir düşüncemiz oluştu ama sonunda baktık ki yani şehir için çok daha önemli. Özellikle bu Erciyes Master Planı ve turizm planlamasıyla birlikte charter seferlerinin merkeze yakın olması çok daha şehrin menfaatine. Evet. Bunun için bu havaalanı en az Kayseri 10 yıl daha yeter. O genişletme çalışmalarını tamamlayacağız. Sulama projelerimiz sürüyor. O noktada bir eksiğimiz yok. Özellikle Bahçelik Barajı ile birlikte Sarıolan, Palas ve Tomarzi'ye kadar uzanan bu alandaki sulanabilir arazilerimizin tamamı için projelendirmeler bitti. Her yıl aşağı yukarı 150 trilyona yakın bir sulama ana kanalların yapımı ile ilgili ödenek ayrılıyor. Millet o noktada müteahhitler de yaptığı zaman bir sıkıntı yok. Özellikle Develi 2. sulama merhalesiyle ilgili Gümüşören Barajı'nın ana gövdesi aşağı yukarı yıl sonuna kadar inşallah biter. Orası depolama barajımız olacak ve o depolama sular Gıcık Tüneli vasıtasıyla Develi Ovası sulanacak. İnşallah ikinci bir Çukurova olacak Develi. O programlar yani normal şu anda devam ediyor. Bir sıkıntı yok. Orası Sulturama geçtiği zaman yani Bahçelik ve Develi ikinci merhale bittiği zaman bunlar 10 yılda kendini amorti edecek büyük projeler. Bunlar önemli Kayseri için, özellikle sulu tarımımız için ve yani Develi Ovası'nın sulu tarıma kavuşmasıyla orada meyve ve sebzecilik çok daha büyük para getiren unsurlar olacak. Yani onları önemsiyoruz. Oralarda da bir eksiğimiz yok, devam ettiriyoruz. Onun dışındaki günübirlik, işte eğitimdeki, sağlıktaki yapılan programlar, işte büyük hastanenin yapımı ile ilgili. Evet. Onlar zaten rutin işlerimiz olarak sürüyor. Yani Kayseri'de projelendirdiğimiz ama takip etmediğimiz ve yapamadığımız çok şükür bir işimiz yok. Sadece aksayan işte hızlı tren gibi yani işler var. Onlar da siyasetçinin, buradaki idarecilerin yani inisiyatifinin dışında gelişen işlerdir. Yani en önemsediğimiz yerlerden birisi Yahyalı'yı Mansurlu'ya bağlıyoruz. Yani Develi'yi Sayınbeyli'ye bağlıyoruz. Tomarza'yı Tufanbeyli'ye bağlıyoruz. Ve böylece Maraş, Göksun, Tufanbeyli ve Tomarza yolunu karayollara ağını aldırıyoruz. Özellikle Göksun, Tomarza yani Tufanbeyli, Tomarza yolunu karayollarına ağını aldırıyoruz. O alındığı zaman Maraş-Kayseri'ye 85 kilometre daha kısalmış olacak. Çok önemli yollardan birisi haline gelecek. Dileriz inşallah birkaç yıl içerisinde o projeleri yapılarak hayata geçirilir. Bunlar kalıcı olan şeylerdir. Çok fazla vatandaşlarımızın ilgi alanında değil ama şehrimiz için önemli, ilçelerimiz için evet, önemli doğru. Projelerdir. Bunlar önemli şeyler. Mesela şimdi Develi'den Bakırdağ'a Gezbel yolu oradan yani Sayınbeyli'ye kavuşuyor, Feke'ye kavuşuyor. O yol mesela gidenler bilir ancak ama şu anda oradaki bir yol yapımı var. Dillere destan bir yol yapımı oralarda var. Doğrusu dağlar devriliyor, taraçalar yapılıyor ya da yollar yapılıyor. Bunların hepsi işte sosyal devlet olmanın gereklerinden yapılıyor bunlar. Bu şehrin kazanımları bunlar. Yani insanlar ulaşımda daha çabuk gelir giderlerse, diyelim ki o bölgelerde yaşayan bütün işte Tufanbeyli, Sayınbeyli, Feke, Mansurlu hep buralardan ticaret yapacaklar. O köylerden gelip gidenler buralara gelip gidecekler. Böylece şehir daha çok kazanacak, insanlarımız kazanacak. Yani sirkülasyon sürüp gidecek inşallah. Bunlar da birkaç yıl içerisinde tamamlanır. Allah kolaylık versin. Gerçekten işiniz zor. Durmak yok, çalışmaya devam. Çalışmaya devam diyorsun. Evet. Çok teşekkür ederim efendim. Biz teşekkür ediyoruz. Yani bizim
sizin vasıtanızda saygıdeğer hemşerili Kayserili hemşerilerim olmak üzere ve bizleri evlerinden misafir eden tüm vatandaşlarımıza saygılarımızı, hürmetlerimizi arz ediyoruz. Hayırlı geceler diliyoruz. Çok teşekkür ederim. Cem Bey, teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Bir kez daha geçmiş olsun dilerim. Sağ olun, teşekkür ederim. Evet sevgili izleyiciler, bu hafta birinci günde AK Parti Kayseri milletvekilimiz, Kayseri'nin çalışkan milletvekillerinden Yaşar Karay'ı ile konuk ettik. Önümüzdeki hafta yine farklı bir konukla karşınızda olacağız. Efendim önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle diyorum. Hepinize hoşçakalın. Gözünüz bizde olsun.